Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir deneyim videosu ile karşınızdayım. PlayStation Portal. Şu anda da burada kutusunu görüyorsunuz. Her ne kadar buradan birazcık açılmış olsa da. PlayStation Portal ülkemizde satılmaya başlandı ve ben de bir oyuncu olarak bu teknolojik cihazın özelliklerini sizlere sunmak üzere bu videoda karşınızdayım. Bu videoyu hem evde hem de dışarıda hazırlayarak PlayStation Portal'ın ne şekilde çalıştığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir kutu içeriğiyle başlayalım. Hatta kutuyu açarken teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim, fiyatından bahsedeyim. Sonrasında hem evde hem de dışarıda nasıl kullanılıyor bu alet, onu bir deneyimleyeyim. Ve deneyimlerimi sadece kendi deneyimlerim değil, gittiğim yerde arkadaşlarıma da kullandırarak onların da fikirlerini kısa kısa alıp sizlere sunmuş olayım istiyorum. O halde öncelikle ne diyelim? Kutu açılışı, kapak açılışı diyecektim. Kutu açılışıyla başlayalım. Başlamadan önce de eğer video genel anlamda hoşunuza giderse hem cihazla ilgili yorumlarınızı paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiğiniz sevmediğiniz özellikleri, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Aha da PlayStation Portal kutu açılışı. Bir yandan kutu açılımı yaparken bazı özelliklerden de bahsediyor olayım. PlayStation Portal ülkemize Bilkom güvencesiyle geldi. 11.999 TL gibi bir fiyattan satılıyor. Bu cihaz PlayStation 5 olmadan kesinlikle kullanılamıyor. Yani PlayStation Portal'ı bir Steam Deck, bir Nintendo Switch gibi ayrı bir oyun konsolu, el konsolu olarak düşünmeyin. Bu bir aksesuar, bir PlayStation 5 aksesuarı ve PlayStation 5'siz kesinlikle çalışmıyor. PlayStation Portal aslında PlayStation 5'ten tanıdığımız kontrolcünün ortasına bir ekran koymuşlar. Oldukça da güzel bir ekran. Görüntüyü vesaire oldukça canlı gösteren bir ekran ve tutuş anlamında, hissiyat anlamında PlayStation 5 kontrolcüsünün birebir aynısı diyebilirim. Bunun yanı sıra Wi-Fi 5 desteği var. Wi-Fi, yani böyle bir cihazda Wi-Fi 6 desteği de beklerdim ben açıkçası. Bir Wi-Fi 6 olsa çok daha tatlı olurdu. Ben mesela şu an evde 1000 megabit bir internetle deneyimliyor olacağım ve daha sonrasında gittiğim yerlerde de farklı internetlerle deneyimleyerek bu deneyimleri sunuyor olacağım sizlere. En düşük 5 megabit, önerilen ise 15 megabit bir internet olması yeterli demişler. Bakalım bu internet, bahsedilen ve önerilen internet yeterli olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Gene oldukça güzel bir kutulama yapmış PlayStation tarafı ki zaten bunu güzel yapıyorlar. Ha, malzeme kalitesi anlamında da oldukça kaliteli bir ürün var karşımızda. İçerisinden çıkan bir tane de Type-C kablosu var. Bu Type-C kabloyla da PlayStation 5'in üzerinden isterseniz şarj edebiliyorsunuz ya da farklı yerlere bağlayarak Type-C üzerinden bu cihazı şarj edebiliyorsunuz efendim. Şimdi cihaz elimde ve ekranda da PlayStation 5 ekranım var. Şu anda PlayStation 5 ekranımı görüyorsunuz. Hatta PlayStation 5 kontrolcüsüyle şöyle hareket ettireyim. Şu an kontrolcüdeyim. Burada aynı internet ağına bağlandık. PlayStation 5'im de ev internetine bağlı. PlayStation Portal'ı da kullandığım ev internetine bağladım. Ve PlayStation 5 727 diye bir sistem adı çıktı. Hemen şurada da göstermek isterim gördüğünüz üzere. Sol altta bir bağlan tuşu var. Bağlana basıyorum. Bu arada ekran dokunmatik bir ekran. Bu ortada bulunan ekran. Hani aynı zamanda dokunmatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Buradaki tuşlarla da kullanabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani PlayStation 5'teki şu ortadaki dokunmatik yüzey var ya, bunu dokunmatik bir büyük ekran haline getirip kontrolcüyü genişletmişler gibi düşünebiliriz. Şimdi cihaz bağlanacak. Ha, bunu yapmak için bir de aynı zamanda cihazı, yani PlayStation Portal'ı PlayStation'ınıza bağlamanız için PlayStation 5'i açıp ikisini de aynı internete bağladıktan sonra efendim, ki şu an geldi. Buradan da kontrol edebileceğim. Mesela PlayStation 5'imi direkt bunun üzerinden kontrol edebiliyor olacağım. Hemen onu da göstereyim. Şurada arkadaşlar sistem kısmında uzaktan oynama diye bir özel yer var. Uzaktan oynamada uzaktan oynamayı etkinleştir demeniz lazım. Da öyle bağlayabiliyorsunuz. Eğer burayı etkinleştirmezseniz PlayStation 5 portalınızla PlayStation 5'inizi bağlayamıyorsunuz efendim. Onu söyleyeyim. Evet, direkt buradan şu anda PlayStation 5'i dilediğim gibi kontrol edebiliyorum. İstediğim oyuna girip istediğim şekilde oyunu oynayabileceğim. Mesela Stellar Blade. Hadi girelim. Şu an bu ekranda da görüyorsunuz ama ben portaldan oynayacağım için şimdi büyük ekrana geçeyim. Size göstereyim oyunu. Şu şekilde. Evde tek başıma olduğum için bir kamera düzeneğim yok. Anca böyle oynayabiliyorum. Mesela devam et diyeyim bakayım. Gittiğim yerde daha net çekim yapabileceğim. Arkadaşlarıma telefonu tutturarak, merak etmeyin. Bu arada bu dokunmatik ekranda parmak izi kalıyor. Onu söyleyeyim. Ses anlamında şimdi onu bir söyleyeyim. Özellikle başlamadan önce oyuna. PlayStation 5 Portal'a PlayStation'ın bir kulak içi kulaklığı çıktı. Onu bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ama onun dışında başka bir
hoparlör diyorum. Bluetooth kulaklık bağlamak isterseniz onu ya bağlayamıyorsunuz ya da bağlasanız bile seste gecikme olduğunu söylüyor insanlar. Ben onu deneyimlemedim. Eğer deneyimlersem onu da söylerim. Ama illa herhalde PlayStation 5 ile birlikte insanlar bunu alıyorlarsa bir de bizim kulaklığımızı da alsınlar demiş zannediyorum PlayStation. PlayStation Earbuds adında bir kulaklık yaptılar. O kulaklığı illa bununla satmak istedikleri için böyle bir şey yapmışlar zannederim. Ses konusunda da zaten görüyorsunuz. Yankı olmaması için ben buradaki oyunun sesini kapatacağım diye kendi sesimi kapattım. Çok pardon. Şu anda gördüğünüz üzere gayet akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Aynı ev interneti üzerinden aynı ortamda. Hatta şimdi şöyle bir şey yapalım. Odadan çıkayım. Tamam mı? Odadan çıkayım. Aha bak ben gidiyorum ama uzaktan oynuyor olayım. Yani ev içerisinde hareket halindeyken de gayet rahat bir şekilde bu cihazla oyunu oynayabiliyoruz efendim. Tekrar şöyle geldim. Ya dediğim gibi benim asıl merak ettiğim yani aynı ev internetinde zaten hani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çok fazla. Akıcı olacaktır ama dışarıya çıktığımızda nasıl olacak bunu göstermek benim amacım. Hani dışarıda sonuçta bu ürün alındığında bir tatile gittiğinizde ya da efendime söyleyeyim bir yerde çalışırken nöbetçisinizdir. Ya oyun oynayasınız gelmiştir. Bunun yanınızda olmasını istiyorsunuzdur vesaire vesaire. Bir arkadaşınıza gitmişsinizdir. Bu yanınızdadır. PlayStation 5'inizden oyun oynamak istiyorsunuzdur. Bir de yani PlayStation 5'te hangi save'de kaldıysanız zaten direkt PlayStation 5'inizi buraya yansıtan bir şey olduğu için yani bir bulut sistemi gibi düşünebiliriz ama tam da öyle değil aslında. Yansıtan bir şey olduğu için PlayStation 5'inizde oynarken nerede kaldıysanız aynen buradan devam edebiliyorsunuz. Çünkü zaten PlayStation 5'i taşınabilir hale getiriyor bu. Size ait olan bir şeyi daha da taşınabilir hale getiriyor. Bundan dolayı hani seyahat hallerinde daha rahat kullanılması, daha çok kullanılması amacıyla yapılmış bir ürün. O yüzden ben bu tarafa daha fazla uzatmayarak dışarı çıkıp ben deneyimlemek istiyorum olabildiğince. Şimdi hatta şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben 27,4 kilometrelik bir mesafeye gideceğim. Gamingkent.tr'ye gideceğim. Oradaki arkadaşlarım da fikirlerini alıp sizlere onların fikirlerini de sunmak istiyorum çünkü. 34 dakikalık bir mesafem var. Şimdi evden çıkacağım. Ümraniye'ye gidiyor olacağım. Nereden? Kurtköy'den. Ben Kurtköy tarafında, Harmandere tarafında oturuyorum. Nereye gidiyorum abi? Ümraniye Gamingkent.tr mağazasına gidiyorum. Oradaki arkadaşlarımızla da deneyimleyelim. 27,4 kilometrelik bir uzaklığa gideceğiz. Bakalım bu cihaz orada benim PlayStation 5'im üzerindeki oyunları bize nasıl oynatacak? Hatta gitmeden bir iki tane de fazladan oyun indirmeye bırakacağım. Ben gidene kadar oyunlarda inmiş olursa onları da orada deneyimleyeceğiz. Let's go. Evet yola çıktım gidiyoruz. Şimdi Gamingkent.tr'ye geldim ben. 27 kilometrelik bir yolun ardından. Aha da dur. Ne kamerayı değiştireyim dur. Yes. Şu anda Spider-Man 2. Evet Tunahan. Çok rahat cihaz yani. Nasıl ele oturuşu? Çok güzel. Gerçekten. Fikirlerini direkt söyleyebilirsin. Tamam zaten. Şöyle bayağı iyi. Bu sesi ne alakası yok? Sanki ben. Oldu. Kız şunu. Biraz aç istiyorsan. Ben Spider-Man'a bayılıyorum. Bir de şu yüzden Spider-Man'ı açtım. Bunda DualSense özellikleri direkt kullanılıyor ya hepsi. Hı hı. Hani haptik fake falan filan. Nasıl yapmışlar onu bir görmüş olurum. Şu an benim evdeki, ta Kurtköy'deki PlayStation'a bağlısın. Evet. Bayağı Spider-Man 2'yi oynuyorsun. Ve aynı zamanda bir PlayStation 5 kontrolcüsü hissiyatıyla oyun oynuyor. Gecikme var mı? Bir gecikme hissedebiliyor musun? Var az, mı? Az önce çok az oldu. Ama şu an yok. Şu an gayet keyifli akıyor. Şu an akış akıyor. Diyorsun. Şu an evet, akıyor tamam. Ve şey güzel. Bu arada el konsollarını ben çok sevmem. Aha. Bunu şu an çok tanıdık geliyor. Çünkü direkt DualSense yapmışlar ya. Direkt araya çok güzel olay ya. Şu an mesela hakikaten. Yani şu an mesela sen işte önümüzdeki ay başında yurt dışına tatile, yani tatile mi? İşe gidecek. İş tatili mi? İşe gideceksin. İşe gideceksin diye. Mesela bunda gayet orada. Evindeki PlayStation 5'in dinlenme modunda durduğu sürece bu şey ama değil mi? Sen ben bu arada dün diğer videolarda da gördüm. İnsanlar benim gibi yanlış anlamış olayı. Ben şey zannediyordum. Elde olacağız.
Ve bizim sadece kendi evimizdeyken kullanabileceğiz zannediyordum. Senin cihazı evde açık bırakıp gelmen ve bunu burada kullanabilmemiz, yani bakış açını değiştirdi mi? Müthiş bir olay abi. Yani ben cihazı niye yaptılar diyordum hatta, çünkü yani çok gereksiz olmuş bu cihaz diyordum. Sanki dediğim gibi bak şey çok güzel. DualSense yapmışlar ya. Hı hı. Şimdi PlayStation 5 kullanıcısı, PlayStation 5'im var. Bu cihaz sana yabancı gelmiyor o yüzden. Zaten hı, senin halihazırda kullandığın bir cihazı sana farklı bir ortamda kullandırtıyor. Evde çok olmayanlar için büyük nimettir. Tatile gidenler için büyük nimettir. Evet. Yaz aylığa giriyor abi. Çıkacağız bir yerlere gideceğiz. Dediğim gibi mesela haftaya Tayvan'a gideceğim. Alayım götüreyim o zaman bunu. Ülkeler arası ne kadar iyi olur bilmiyorum. Bak hakikaten büyük risk ama. Sana diyeyim, sen bir git dene. Böyle orada çalışırsa mesela çok güzel. Kesinlikle. Ağırlıklı bir şey kullanmıyorsun. İndirme derdin yok. İndirse bile evindeki internetin iyiyse evindeki internetten indiriyor zaten o cihaza. Ve sonra cihazı kullanıyorsun. Bulut'a zaten alışkınız bu GeForce'dan falan muhabbetleri son zamanda. Direkt kendi konsolunu başka yerde kullanabilme tecrübesi bence okey. Gayet iyi. Yani şeyi çok güzel yapmışlar. Kaba durmuyor. Hani mesela ben Steam'de hiç çok alışamamıştım. Örnek veriyorum. Yani çok ana büyük geliyordu böyle. Bu bayağı kendi kullandığım DualSense'imde. Sanki bu ekranda başka bir yerdeymiş de ben normal DualSense kullanıyorum. Çünkü hiç böyle mesela uzun bir DualSense kullanıyorum gelmiyor şu anda bana. Gayet iyi, bilmiyorum. İyi. Güzel. Eyvallah. Burada da Sera var. Sera da Gamingkent.tr'de pazarlamada. Daha önce PlayStation kullanmıştın var mı? Daha önce kullandım ama konsol oyunları çok iyi değil. Konsol oyunları da iyi değil. Şimdi benim evimde bu PlayStation 5 açık. Bu cihaz evindeki oyunu sana buraya yansıtıyor. Bulut sistemi gibi. Rise of Ronin'i oynayacağım dedi. Rise of Ronin'i oynayacağım dedi. Deneyeceğim dedi. Hadi bakalım. Şu anda internet uyarısı verdi. Hı hı. İçeriden dışarı çıktık biraz. Hani daha havadar bir yerde oynansın diye. Bak şu anda biraz dışarı çıktığımızda aynen takılma oluyor. Herhalde sizin buradaki Wi-Fi ile de alakalı olabilir. Yani bu kadar takıldığını mesela ilk defa görüyorum şansına. Evet, FPS falan düştü. Bak mesela arkadaşlar şu an yani bu binanın Wi-Fi'sinden kaynaklı da olabilir. Biraz dışarı çıktık. Yani şöyle merdiven boşluğu gibi bir yer. Burada sigara içiyor insanlar. Mola verdikleri bir yer gibi. Burada mesela şey oluyor. İnternet uyarısı yani veriyor. Mesela içeri geçelim şimdi. Evet, şimdi içeri geldik. Daha akıcı. Harbiden demek ki evet, sizin buranın Wi-Fi'si, siz Ethernet'le bağlanıyorsunuz her şeye de, Wi-Fi'de demek ki sıkıntı var. Şimdi atak tuşları ne, bana bir tık yardımcı olur. Şimdi L1 ile savunma yapıyorsun, yani tamam, gard alıyorsun. Kare üçgenle saldırıyorsun. Hı. Tabii onların saldırılarını kırman lazım. Akıcılık nasıl? Akıcılık gayet iyi bu arada. Herhangi bir gecikme hissediyor musun? Hiçbir şey yaşamadık şu an. Mesela İnternet kamerayı sağa iyi çevirdiğimde tam yok, sağa istediğim gibi dönmüyor. Vuruyorum, vurmuyor. Bir ölmez tamam mı? Bence gayet iyi bu arada. Herhangi bir gecikmesi falan da yok. Sadece internet bağlantısı bir tık önemli. Tecrübelerim olarak ama hiçbir gecikme yaşamadım. Gayet akıyor. Bu merdivende arada internet zortlayınca evet, şey oldu. Zaten videonun en sonunda ben bir de kendi telefon internetimi bağlayarak deneyeceğim. Hı-hı. Bakalım orada nasıl olacak diye. Ama normalde oynadığım PlayStation 5 kontrolcüsüne göre tutuşu falan nasıl? Tutuşu gayet rahat. O kadar ağır da değil bu arada. Yani uzun 540 gram falan diyorlar. Yoracak bir şey değil bence. Gayet hı-hı iyi. Hafif de yani. 12 bin liraymış bu alet. Fiyatı sence? Bence bir tık pahalı ama olabilir yani. Tabii bütçeye göre değişiyor. Bir de PlayStation 5 olmadan çalışmıyor. Evet, o bir tık kötü. Bir de PlayStation olacak yani. Evet, şimdi Ertuğrul'dayız. Ertuğrul Gamekent'te editör değil mi? Merhaba, editör. Evet. Haydi bakalım. Ne oynuyorsun? Last of Us Part 2. Last of Us. Ertuğrul, benim evde açık şu anda oyun. Oradaki benim PlayStation'daki Last of Us'ı buraya stream ediyor. Buranın internetine bağlandık. Evin interneti kaç megabit? 1000'e 50. Burası da 1000'e 1000 diye biliyorum sizin internetiniz. Ama şey Wi-Fi ile bağlanınca 1000'e 1000 olmuyor bu. Ha öyle mi? Normal. Tamam. Bana hissettiğin her şeyi, gecikme varsa gecikmeyi, akıcılığı, ne varsa söyler misin? Bilmiyorum daha önce alışına mısın? Ben daha önce PlayStation oynamadım için şu an mesela köpeği mi öldürdüm ben? Evet. Ne yaptım? Benim miydi can o? Can yerim. Hayır canım, hayır dışarı. Ha dedim ya. Sana saldırıyordu. Sen PlayStation kontrolcüsüne yabancısın. Evet. Tamam okey. Bunu kabul ediyoruz. Şimdi ne oluyor? Ama çok fazla böyle teknik videolar vesaire izleyen birisin. Onu evet, biliyorum. Evet öyle. Yani şu an gecikme şu an hissetmiyorum. Gayet güzel. Görüntü kalitesi nasıl? Görüntü kalitesi iyi.
Ekranda zaten inanılmaz büyük olmadı. Büyük aslında hani, ama yani tabii ki bir PlayStation oynadığımız televizyon kadar büyük olmadığı için yani yakından baktığımda da gayet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Güzel. Bak mesela şekilde. Sen gecikme hissetmiyorum diyorsun ama ben gecikmeyi görebiliyorum senin oynayışında. Bence ufak bir lag var oyunda. Hmm. Ya ben o lagı hissedebiliyorum. Çünkü normalde PlayStation 5'te ben söylemiş olayım bunu arkadaşlar. Şu an net gördüğüm daha için. Az önce Tunağan Spider-Man oynuyordu. Spider-Man tamam. Oynarken şey yoktu. O gecikmeyi hissetmedim ama bak Last of Us Part 2 oynarken X'e basıp devam edebilirsin. Bundan çıksam mı? Şey var. Açayım. Nerede? Dur biraz daha ilerle göreyim. Farklı oyunlar olsun silah istiyorum olabildiğince. L2 ile nişan alıyorsun. Sol arka tuşla. Ben o evet. Bak fark ettin mi? Silah hareket ettirirken o gecikmeyi hissedebiliyorsun. Şimdi burası benim evimdeki internetim bence fena değil. Buradaki internetin de fena olmadığını, iyi olduğunu biliyoruz. Yani en düşük 5 megabit, önerilen 15 megabit internet denilen yerde bu gecikmeler rahatsız edebilir. Onu söyleyeyim ben. Bence rahatsız edici. Şu an buranın ama Wi-Fi'si gerçekten şey değil. İyi değil biliyorsun. Kullanıcı şeyi. Yani o da 10 megabit falandır maksimum. Ya tamam işte o zaman 5 ile 15 şu arası an, dediğimiz. Şu an oradayız muhtemelen. Bir deney noktasındayız şu an. Okey. Gibi. Okay. Kullanış anlamında ne diyorsun? Ele oturuş vesaire. Güzel. Yani normal zaten. Malzeme kalitesi konusunda güzel diyorsun. PlayStation'ın biraz daha genişletilmişi gibi. Böyle ortasına ekran koymuşlar. Kontrol. Ekrana ne diyorsun? Işte. Ekran güzel ya. OLED değil sanırım bu. OLED değil ama yani OLED değil çünkü siyahı tam siyah değil diyeceğim ama kesinlikle ışık sızması falan yok. Gayet güzel. Şimdi sırada Berkay var. Berkay Cengiz. Gamingkent.tr'de çevre birimleri ve kategori sorumlusu. Ne oluyor? Bu doğrulama kodu. Abi seninki bu kadar. Hadi kalk sen. FIFA gurmesi misin sen Berkay? Sen hep öyle söyleniyorsun bunu. Yani çocukluğumdan beri FIFA oynuyorum. O yüzden biraz Division kaç? Olabilirim. Division 2 değil. Helal. Nasıl? Hafif bir drop var. Lag var diyorsun. Gecikme mi? Çok az bir lag var. Tamam. Online'da biraz etki edebiliriz yani. Bence mesela PlayStation Portal yani hikayeli oyunlar, single player yani offline oyunlar için olabilir de online kullanmak için yani harbiden çok iyi bir internet yoksa çok tercih edilecek bir şey değil. Bana da biraz öyle geldi. Sen şu an yapay zekaya karşı oynuyorsun. Evet. Olur. Ama ele oturuş falan nasıl? Ele güzel oturuyor. Yani PlayStation normalde ve şokundan çok farklı yok. Ekran da yeterli. Yani biraz detay isteyen bir oyun. FIFA. Ağırlık? Ağırlık olarak ortası merkezi biraz baskın kalıyor ama çok yormaz yani eli diye düşünüyorum. 5-7 saat gidiyor deniliyor şarjı. Orada. Ses de güzel bu arada. Evet dışa verilen sesi güzel. Titreşimler güzel. Yine dediğimiz bir koldan. Birebir PlayStation 5'in özelliklerine sahip, kontrolcüsünün özelliklerine evet, sahip. Evet, trigger'lar falan da yaylı sistem zaten. PlayStation 5 olmadan çalışmıyor Berkay. Güncel PlayStation 5 fiyatını biliyorsun. Bu da evet. 12 bin lira. 12 bin lira. Yani alır mısın? 35'e falan denk gelir diye düşünüyorum. Ben açıkçası almam. Yani çok zevkime düşkün bir insansam, ben her yerden oynarım diyorsam alırım tabii ama PlayStation'da yanımda taşırım yani açıkçası. Gideceğim bir yere götürürüm kardeşim evet, diyorsun. Onun dışında yani bunu nerede kullanırım? Uçakta falan kullanılır. Anca ama bunun için de gerek duymam yani. Şimdi Berkant var. Gamingkent.tr'de ürün yöneticisi kendisi. Let's go. Berkant sen Nintendo Switch oynuyordun geçenlerde gördüğümde. Ben Switch'iyim. Sen Switch'çisin. Evet Switch'iyim bakalım. LCD ekranında çok yansıma oluyor ya. İnanılmaz bir yansıma oluyor. Oyna bakalım. Helldivers oynadın mı daha önce? Helldivers oynadım. Ama şeyi çok şaşırdım. Gecikme olmaması hiç mı? Gecikme yok ya. Hani hissettiğin anda bak bu kötü olmuş dediğin her şeyi söyleyebilirsin hiç çekinme yani. Tamam. Bunu sevmedim ya bu olmamış. Bu gecikiyor nasıl gecikmiyor. Grafikler bozuldu internet bağlantısından grafikler bozuldu falan diyebilirsin yani görüntü. Son günlerin en çok konuşulan oyunu Helldivers 2. Bakayım. Yok sıfır gecikme ya. Gecikme yok diyorsun. Hiç beklemezdim bu kadar yani. Sen PlayStation var PlayStation 5 var mıydı sende? Hiç PlayStation'ım olmadı. Bakalım. Xbox'çıydım ben. Sen PC'de oynadın o zaman. Ben PC'ciyim aynen. Ben full evet. PC takılıyorum. Bir al bakalım bir silah. Bir şeyler gör çatışmaya başla. Çatışma sırasında bakalım gecikme olacak mı? 12 bin liraymış Berkant bunun fiyatı. Ama PlayStation 5 olmadan çalışmıyor.
PlayStation 5'te 20 Plus dersek 30 bin liranın üzerinde olması lazım bu iki cihaz için. Sence Türkiye şartlarında ne diyorsun? Türkiye şartları için bana uygun geldi. Yani açıkçası şu anki... Siz ne maaş alıyorsunuz oğlum, siz nasıl? Bura ne veriyor oğlum bu kadar? Gelmek kendine çalışmanın faydalı. Allah Allah, ne maaş mı alıyorsunuz? Herkes sıkıntı yok diyor. Şimdi ben anlamadım ya. Şey, dışarıda da istediğim gibi oynayabildiğin için şey değil yani, aynı ağda olmana gerek yok ya. Hiç inanmamıştım konsolda daha önce. Şey, makinenin gyrosu yok ama ona eksiklik olarak gördüm. Mesela Nintendo'ya göre şöyle hafif hareketlerle nişanını tazeleyebiliyorsun, yukarı aşağı kontrol edebiliyordun. Hmm. Bununla illa tuşundan kontrol edeceksin. Yani bu ayrıca bir el konsolu değil, bu bir aksesuar. Yani şu ana kadar oynadığında ne diyorsun? Fikirlerini alayım. Aksesuar demem, el konsolu derim. Evet arkadaşlar, geldik Gaming.tr'ye. Ben kendim de denedim, arkadaşlarımı denettim. Hatta onların fikirlerini de aldım. Şimdi kendi fikirlerimi de söyleyip bitireceğim. Ürün hafiflik anlamında güzel. Hani LCD ekranı vesaire oldukça tatlı, göz yormuyor. Dediğim gibi oynarken el yormuyor. Bir de PlayStation 5 kontrolcüsüne alışıksanız zaten rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ele güzel oturuyor. O işte PlayStation 5 kontrolcüsünün tüm özelliklerini net bir şekilde hissettiriyor oyunlara göre. Mesela birbirinden farklı oyunlar oynandı burada, denedik. En fazla gecikmeyi Last of Us'ta hissettim. Yani o gecikme olayını. O da karakterin kafası, yani silahını sağa çevirdiğinde o sağa dönüşün biraz daha yavaş kalma durumu. Yani o lag durumunu azıcık onda hissettim. Diğer oyunlarda daha akıcıydı. Mesela işte Spider-Man oynarken bir kere böyle bir takıldığını gördüm sadece. Helldivers 2 inanılmaz aktı gitti. Ben kendim mesela Top Spin oynadım. Top Spin'de hiçbir sıkıntı olmadı. FIFA oynayan oldu, FIFA'da bir sıkıntı yoktu. Şimdi bir de bunların yanı sıra buranın internetinden, Gaming.tr'nin internetten çıkıp kendi telefonumun internetini bağladım. Erişim noktası paylaşarak. Orada oynanmaz hale geldi. O da ping, telefondaki internetten dolayı ping yükseliyor. O 250 ms işte olunca haliyle oynanamıyordu. Yani bu demek oluyor ki telefon internetine çok güvenmemek lazım eğer PlayStation portallı bir yere gidiliyorsa. Gidilen yerdeki internet işte 15-20 megabit üstüyse en azından offline oyunları oynatır ama online oyunlarda hiç keyif vermez gibi gözüküyor bu alet. Bu da hani ben çok fazla evden çıkan bir insan değilim. Hani çok fazla seyahat eden bir insan da değilim. Ama çok fazla seyahat eden, PlayStation'ından kopamayan, ben bunu ağır ağır her yere çantama valizime koyup götüremem, ben bunu aldım şimdi her yere taşıyorum diyen adamın tercih edebileceği bir şey. Fiyat bence 12.000 TL böyle bir ürün için pahalı. Daha uygun bir fiyata çıkabilirdi. Çünkü PlayStation da günümüzde fiyatı pahalı. Onda işte hani döviz kuru dersin, vergisi dersin, onu artık ne diyorsanız. Hani nasıl bir yorum getirmek istiyorsanız. Bence teknik anlamda güzel, daha da geliştirilebilir. Bir aksesuar olarak karşımıza çıkmış. Şu anda da Bilkom güvencesiyle Türkiye'de satışta. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz aklı alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer hatırlamadığım, sonradan aklıma gelen bir şey olursa da yorumlarda en baş kısma yazarım.